Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Her zaman olduğu gibi evime hoş geldiniz diyorum arkadaşlar öncelikle. Bu videomuzda hepimiz şu anda evlerdeyiz ve biz de sizlere böyle internette keyifli vakit geçirebileceğiniz birkaç tane web sitesini tanıtacağız. Sizlere ilk bahsedeceğim uygulama aslında bir Chrome eklentisi. Adı da Netflix Party. Ben bunu zaten Chrome'a eklemiştim. Siz de normal chrome.google'dan ve bizim açıklamaya bıraktığımız bağlantıdan ilgili URL'ye ulaşabilirsiniz. Olay şu arkadaşlar. Mesela ben şimdi Netflix'e girdim. Netflix'te izlemek istediğimiz filmi açıyoruz. Daha sonra üst tarafta gördüğünüz gibi burada bir Create a Netflix Party diye bir bölüm var. Burada Start the Party dediğiniz zaman size burada bir tane URL veriyor. Bu URL'yi de alıyorum. Bu filmi birlikte izlemek istediğim insanlarla paylaşıyorum. Mesela şimdi bizim WhatsApp'a attım. Şimdi onu Umut görecek ve benle birlikte bu filmi izlerken ben Umut'la buradan chatleşebileceğim. Birisi geldi. Gelen muhtemelen Umut. Umut sen misin yazayım. Filmin bütün yönetimi bende arkadaşlar. Play'e basarsam oynuyor şu anda ve Umut'la konuşabiliyoruz. Atıyorum bu sahne çok komik diyorum ben Umut'a. Umut diyor ki ben bu filmi genel olarak çok sevdim bu arada diyor. Tabii siz hangi film olduğunu göremiyorsunuz bu telif hakları muhabbeti yüzünden arkadaşlar. O tarafı blurladık. Giriş olarak tanıtmak istediğim uygulama buydu. Bunu Chrome'unuza ekleyin. Kalabalık gruplarla 5 kişi 10 kişi bir filmi parti şeklinde burada izleyebilirsiniz. Şimdi isterseniz diğer uygulamamıza geçiverelim. Arkadaşlar videomuza devam etmeden önce sizlere vermek istediğim güzel bir bilgi var. Mi Store Türkiye kendi Instagram hesabında şu anda gerçekten büyük denilebilecek bir çekiliş düzenliyor. Bu çekilişle birlikte Xiaomi kullanıcılarına 1 adet Xiaomi Mi elektrikli scooter, 10 adet Xiaomi Mi TV Box S, 10 adet Xiaomi Mi Smart Band 4, işte 10'ar tane Xiaomi kulaklık ve powerbank gibi farklı farklı hediyeler dağıtıyor kendi Instagram profilinde. Sizler de bu çekilişe katılmak için detayları hemen açıklama kısmındaki bağlantıdan bulabilirsiniz diyorum. Ve videomuza devam etmek için hareketimi yapıyorum. Diğer uygulamamızın adı arkadaşlar Apps Quantic Foundry diye bir tane web sitesi. Bunun da linkini açıklama kısmında bıraktık. Olay şu arkadaşlar. Mesela biz burada video oyun üzerine odaklanalım. Mesela siz birden fazla oyun oynuyorsunuz. Atıyorum ben Dota 2 oynuyorum. Sonra buraya bir oyun daha yazabilirsiniz veya yazmaya da bilirsiniz. Counter Strike oynuyorum mesela. Bir de Age of Empires oynuyorum. Bu web sitesinde buna ben submit dediğim anda benim oynadığım oyunlara benzer oyunların bana listesini çıkarıyor. Böylece ben de ulan ben bu oyunları seviyorum. Acaba yanında şunu mu oynasam bunu da mı oynasam diye düşünürken bu web sitesi sayesinde farklı farklı oyunlarla tanışabiliyorum. Mesela Hearthstone oyna diyor. Rust oyna diyor. Belki keyif alabileceğim farklı farklı oyunları da keşfedebiliyorum. Bu web sitesi de arkadaşlar muhtemelen hepiniz biliyorsunuzdur Gartic.io'yu. Buraya bir kullanıcı adı yazalım. Mesela ben Çağdaş olayım. Olay şu arkadaşlar. Herkese bir adet kelime veriyor. Kişi bu kelimeyi karşı tarafta çiziyor. İpucu vermek için işte çeşitli ikonlara basabiliyor. Mesela burada bir sürü insan var. Ben şu an onlarla oynuyorum. Baş harfi H diyor. Bu ne olabilir? Halk ekmek olabilir. Hamur. Kuru fasulye. Hurmaymış bilemedik. Aslında bilebilirdik bence. Top 1 puan var arkadaşlar. O puana erişince oyunda bitmiş oluyor. Şimdi bekliyoruz arkadaşı. Şemsiye diyeyim ben yekten. Uçurtma 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 uçurtma. Yaz. Mesela bulduğum zaman artık ben susuyorum. Diğer insanlar cevap vermeye devam ediyorlar. Birazdan onlar da bulunca yeni bir bölüme geçiliyor. Mesela siz buradan odalar deyip kendinize yeni oda kurup daha sonra size gelen linkle birlikte ailenin diğer fertlerini de oyuna dahil edip böyle keyifli birkaç saat geçirebilirsiniz. Şimdi sizlere tanıtacağım web site de arkadaşlar musicmap.com. Şimdi bir sanatçı düşünelim. Biz onu çok seviyoruz. Böyle kim olsun mesela? Tarkan olsun. Gördüğünüz gibi bu site bana Tarkan'a benzer sanatçıların haritasını çıkarıyor. Tabi bunu daha spesifik bir örneğe de dönüştürebiliriz. Metallica olsun mesela. Gördüğünüz gibi Led Zeppelin, Pink Floyd, Guns N' Roses, işte Queen, AC/DC, Black Sabbath, Iron Maiden gibi farklı farklı grupların ise listesini çıkarıyor. Mesela Alice in Chains'e tıkladığınız zaman bu sefer merkeze Alice in Chains'i alıyor. Ona benzer diğer müzisyenleri çıkarıyor. Yani ben bayağı beğendim. Ben sizin beğeneceğinizi de düşünüyorum. Şimdi isterseniz gelin sıradaki web sitemize geçelim. Şimdi bu site arkadaşlar oldgameshelf.com. Burada da arkadaşlar eskiden Atari'lerde oynanan işte çeşitli oyunları oynayabiliyorsunuz. Mesela ben şu an şunu açayım. Contra bu. Lan hemen de yanmayıvereyim ya. Buradan da yüzüyormuş. Tamam sıkıntı yok. Game over oldu arkadaşlar. Şöyle bir web site tekrar göstereyim sizlere. Buradan farklı farklı bir sürü oyunu seçip oynayabiliyorsunuz. Batman, Battle City. İşte bu eski Atari oyunları diyeyim ben size. Sıradaki olayımız şu. Eskiden biliyorsunuz bu karpuzları kesen bir ninja oyunu vardı. Onun koronalısını yapmışlar. Ben oynarken gerçekten bayağı rahatladım. Bu nedenle sizleri de tanıtmak istedim. Olayınız şuradaki koronavirüslerini kesmek. Ama bazen tuvalet kağıdı, kolonya ya da temizlik ürünleri geliyor. Onları kesmemeniz lazım. Seni ahlaksız virüs. Seni terbiyesiz.
Aa, gördüğünüz gibi tuvalet kağıdına dokunduğum için yandım. Bu oyunda arkadaşlar bayağı keyifli, hem stres atmak için hem de en azından sanal dünyada koronadan intikam almak isterseniz gelip burada kendisini kesip biçebilirsiniz. Artık sıradaki web sitemize geçelim. Bu web sitesini size tanıtabilmek için kulaklığımı takmam gerekiyor. Çünkü DJ çalma simülasyon diyeyim size arkadaşlar. İki tarafta turntable var. Şimdi buradan play dediğim zaman bu çalmaya başlıyor. Şimdi bu çalarken bunun üzerine şu pad üzerinden çeşitli efektleri verebiliyorsunuz. Olay şu, bunun bas bölgesini kısıyorum. Çünkü soldakinden bası alacağım. Sağdakinin volümünü de aldım arkadaşlar. Oraya da şu ikinci sağ taraftaki play butonu, mesela ben buraya bunu atıyorum. Bunu pause'luyorum. Burada önemli olan durum şey, eğer keyif almak istiyorsanız bu parçanın peak olduğu yere gelmek lazım. Orası burası. Şimdi midler açıkken bekliyorum. Şimdi bu bitecek. Ben bunu playledim. Bunun patlaması geldi. Öteki bitti. Bunu aldım. Bunun baslarını indiriyorum. Bunu ufak ufak geri alıyorum arkadaşlar. Buna da bir echo vereyim. Hatta şöyle bir efekt vereyim. Bu web sitesi sayesinde böyle basic DJ'lik işlemlerini yapabiliyoruz. Bu şarkının de şuradan çalmasını istiyorum. Pause diyorum. Yine buna bir efekt verebilirim buradan. Mesela looper vereyim. Mesela bakın şimdi. Diğerini verdim şimdi. Biraz böyle internetten araştırırsanız arkadaşlar, böyle basit bu deckler arası nasıl geçiş yapılır vesaire vesaire olaylarını daha iyi öğrenebilirsiniz. Ama bu işe meraklı arkadaşlar varsa hakikaten son derece keyifli bir program olduğunu söyleyebilirim. Şimdi geldik diğer web sitemize. Oshorch, yani nasıl okunuyor tam İngilizcesini bilmiyorum. Bu web sitesi biraz enteresan arkadaşlar. Şu an harita üzerinde dolanıyorum mesela. Şu an dünya üzerindeki çiplenmiş bütün köpek balıklarını buradan ne yapıyorlar, nerelere geziyorlar, neler yapıyorlar görebiliyorum. Mesela şuna gireyim. Kendisini de şuradan görebiliyorsunuz. Bu da arkadaşlar benim az önce seçtiğim köpek balığının izlediği rota. Bakın eleman şuralarda takılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin kıyılarında takılıyor. Bu da arkadaşlar adı Simon'muş bu köpek balığının. Rotası da son dönemde şöyle. Bir gitmiş şuralarda, bir Florida'ya uğramış. Orada birkaç tane insan yemiş olabilir. Türkiye tarafına geldiğimiz zaman burada herhangi bir çiplenmiş köpek balığı en azından bu web sitesinde yok. Yunanistan kıyılarında bir adet kaplumbağa görülmüş. Kaplumbağanın rotası. Meksika körfezinde var şu an. Şurada var bir tane. Oo, bu bayağı geziyor ha. Yani arkadaşlar böyle çok uzun saatler geçirecek bir web sitesi değil bence, ama hani en azından bu tarz şeylere meraklıysanız hani böyle bir günde bir 15-20 dakika bakılabilir. Evet, sıradaki web sitemiz de sevgili arkadaşlar GeoGuessr Free diye bir web sitesi. Burada size Google Maps'te herhangi bir konum random olarak veriyor. Sizin bu lokasyonu tahmin etmenizi istiyor. Burası neresi olabilir? Hemen plakaya bakıyoruz. Göremedik. Burası bence Amerika'da bir yer ya. Şöyle ABD'yi seçeyim. Tahmin edeyim. De yakın çıktı. Yine Amerika'ya yakın bir yer. Yakın bir yer olduğu için de 716 puan kazandım bu tahminimden. Next round'a geçiyorum şimdi. Güzel bahçeye bence. O ne yazıyor orada? Arap İbranice mi şu? Ben Mısır diyorum ya buraya. Ana, Japonya çıktı arkadaşlar. Bu tahmin baya kötü çıktı ve 35 puan aldık. Yine burada böyle etrafınızdaki insanlarla, ailenizle yine keyifli bir vakit geçirebiliriz. Web sitesi burası da. Aynı zamanda bugün sizlere tanıtacağım son web sitesi. Gelin şimdi vedalaşmak için diğer kadraca geçelim. Arkadaşlar artık videomuzun sonuna gelmiş olduk. Eğer bu web sitelerini beğendiyseniz lütfen yorum bölümünde belirtin. Bizim atladığımız, sizin bir dakika ya, bu daha iyi bir web sitesi diye bildiğiniz farklı siteler varsa lütfen onları da yorum bölümünden bizlerle ve diğer tüm izleyicilerimizle paylaşın. Artık videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Başka bir web tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ekranda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka web tekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.